Hayırlı işler. Sana da. Bir dakika hanımefendi, bir dakika. Tanımadığınız bir erkek size çiçek veriyorsa bir nedeni vardır. Öyle mi? Neden? Çok güzel kokuyorsunuz da. Sahi mi? Arap sabunu mu kullanıyorsunuz? Terbiyesiz. Ben nerede yanlışlık yaptım ya? Alo alo, yalnız kalpler arkadaş arıyor. Alo alo, yalnız kalpler arkadaş arıyor. Ya Rabbim, yanlış işitmiyorum ya. Bir kadın sesi bu. Alo. Ne oldu be? Hiç cevap veren yok mu? Allah'ım ne kısmetsiz karıyım ben be. Alo alo, yalnız kalpler arkadaş arıyor. Kalk. Sen de benim duyduklarımı duyuyor musun ha? Duyuyorum. Karı nerede? Saklama benden azgın herif. Ah, biz de seni arıyoruz yavrum. Esas ben seni arıyorum yavrum. Kapatsana şunu Selim abi. Neyi kapatayım? Telsizi açık bırakmışsın. Alo yalnız kalpler, ben yakışıklı. Alo ben yakışıklı, ben de arkadaş arıyorum. Seni işittim yakışıklı. Alo alo, yakışıklı nasılsın? Yalnız kalpler, yalnız kalpler seni dinliyor yakışıklı. Yalnız kalpler mi? Orada kaç kişisiniz? Ne demek kaç kişisiniz? Ben yalnızım burada. Hem de yapayalnız. Öyle mi? Yalnız kalpler diyorsunuz peki? Yakışıklı arkadaşım, çok şakacısın galiba. Yalnız kalpler benim kod adım. Ben tek başına ve yalnızım. Öyle mi? Güzel şeyler söyle. Nasıl yani? Filmlerdeki gibi. Alo alo, yalnız kalpler. Biz her gece Heybeli'de mehtaba çıkalım mı? Çok ömür adamsın yakışıklı. Hemen randevu istiyorsun. Daha arkadaş bile olmadık. Alo alo, yalnız kalpler. Arkadaşlığımıza emin ve sağlam adımlarla yürümekteyiz. Hayatın bu acılı ve elemli günlerinde ben de yalnızlığın şifa bulmaz bir kurbanıyım. İnan bana, senin yalnızlığını paylaşmak bana mutlulukların en güzelini verir. Şimdi kendi kendime ne düşünüyordum biliyor musun? Dürtme ulan, dürtme be! Ah, ne diyorsun yakışıklı, yakışıklı? Sana değil, yalnız kalpler, buna söylüyorum. Söyle bana da, bir arkadaşı da bulsun. Dur ya, patlama be. Bana mı dedin? Bir dakika yalnız kalpler. Alo, bir dakika. Araya başka ses karıştı. Dur be dede. Dede mi? Kimmiş o dede? Kod adı dede olan bir bunak. Çık ya, çık aradan diyorum sana. Çık lan. Çık dedim, dede misin, nesin? Dede misin, bunak mısın, nesin? Çık aradan, çık aradan. Alo yalnız kalpler, bak sesi kesildi dedenin. Söyle, bana da arkadaşını bulsun. Alo alo yakışıklı, bak ne diyeceğim. Alo yakışıklı, bu gece hatlar çok karışıyor. Yarın akşam aynı saatte konuşuruz, tamam mı? Oldu yalnız kalpler, tamam. Allah'a. Efendim? Allah rahatlık versin. Sana da yakışıklı. Allah'ım bin şükür. Boşu boşuna isyan etmişim. Oldu bu iş. Çok hızlıydın abi. Hı. Meyhane baskısını daha evvel almak mümkün değil mi Ragıp abi? Dün geç kaldım. Thank you.
sayın hanımefendi, tanımadığınız bir erkek size çiçek veriyorsa bir nedeni vardır. Sen ha, gene mi Arap sabunu kokuyorsun diyeceksin. Niye kızıyorsun? Arap sabunu da şeydir, kokan bir sabundur işte. Siz şimdi buradan defolup gidiyor musunuz? Önce anlatayım, bak. Sana hiçbir şey anlatmanı istemiyorum. Anlatmak istiyorum ama, anlatayım bak. Ben şimdi sana anlatırım. Ya yok. Meyhane baskısını bir an evvel alsak diyordum. Ben sana sorarım meyhaneyi. Nerede gözlüklerim? Al işte burada. Nerede o adam? Kaçtı. Alo yakışıklı. Alo yakışıklı burası. Yalnız kalpleri arıyor. Alo. Yalnız kalpler beni duyuyor musun? Alo, alo, yalnız kalpler cevap ver. Alo, yakışıklı, ben yalnız kalpler seni dinliyorum. Konuş, konuşsana be abi. Ya şu benim işi daha ayarla evlat. Durun be, hadi, konuşacağız işte. Hadi söyle. Allah Allah, dur ya. Alo yakışıklı, alo yine sesler karışıyor. Alo, ben yakışıklı, parazitler kesildi. Seni dinliyorum. Yalnız kalpler cevap ver. Nasılsın yakışıklı? İyiyim. Seninle tanışmaktan çok mutluyum. Ben de yakışıklı. Ben de çok mutluyum. Başka ne söyleyeyim? Bu romandan ok abi. Kerime Nadir'in çok güzel aşk lafları var. Gökyüzünde yıldızlar bile... Alo yalnız kalpler. Dinliyorum yakışıklı. Gökyüzünde yıldızlar bile bize gelecek için hayatımızın baharını müjdelerken ben seninle oturup kuracağımız yuvanın bahçesinde yeşil pancurlu evimize bakmak isterim. Bu ne be karalanmış? Hani nerede? Elinin köründe. Ne körü? Aşkın gözü kördür sözü sanki ikimiz için söylenmiş sevgilim. Ben seni görmeden sevdim. Ne güzel söyledin. İnsan sesinden bir insana tutulabilir mi? Tutulur, tutulur. Yakışıklı bak, sana ben de ne diyecektim. Dinle beni, ne olur dinle beni. Bir dakika. Ben seni gerçek bir sevgiyle anımsıyorum. Siz benim rüyalarımın erkeğisiniz. Sizi her gece görürdüm. Nerede? Ben gece hiç sokağa çıkmam ki. Rüyalarımda. Onun için rüyalarımın erkeği dedim. Alo? Tamam. Sizi bunun için daha yakından tanımak istiyorum. Alo? Alo yalnız kalpler konuşuyor. Hadi be, hadi sana söylüyorum. Kız arkadaşı var mı sorsana. Alo, yok. Kimsesi yok onun. Yalnız bir kadın o. Onun için yalnız kalpler. Alo, muhakkak bir arkadaşı vardır. Hadi sor lan. Sus ya. Yalnız kalpler, yalnız kalpler. Tamam hatlar açıldı, konuş. Burası dünyanın cennetinin tavanı sanki. Yıldızlar bu tavanın birer avizesi gibi ışıldıyor. Mehtap bizi ve bizim gibileri sandal sefasına çağırıyor. Denize mehtabın suya vuran akislerine... Sen nereden konuşuyorsun ya? Damda. Yok ya. Hapishanede misin yani? Yok canım, bizim evin damındayım. Ses daha iyi gelsin diye. Bütün İstanbul ayaklar altında. Şimdi burada sizinle birlikte olsaydık, şu bizim ıssız sokağa bakarak... Eyvah! Ne oldu? Damdan mı düştü? Yok canım, sokaktan abim geliyordu. Ben şimdi kapatıyorum, yarın akşam aynı saatte buluşuruz, tamam mı? Yakalanmadan... Aynı saatte. Bir dakika hanımefendi. Tanımadığınız bir erkek size çiçek veriyorsa bir nedeni var. Gene mi sen Arap sabuncu defol yanımdan. Ne kötülüğü var Arap sabunun anlamıyorum. Aslında Arap sabunu çok faydalıdır. Çamaşırda, bulaşıkta, her türlü temizlikte kullanılır. Uyuza iyi gelir.
Eksemaya faydalıdır. Kepeğe birebirdir. Ayrıca kokusu da hiç fena değildir Arap sabununun. Yetti be. Sabunu başka kapıda sat. Yoksa bayılacağım artık. İsterseniz bayılabilirsiniz. Ben de ayrıca size bayılıyorum. Ayıltırım sizi. Arap sabunuyla yüzünüzü yıkadın mı? Tamam. Allah'ım sen bana acı. Amin. Arap sabunu her derde deva. Ne oluyor? Allah Allah. Bu kızda bir acayiplik var ama ben anlayamadım. Alo alo. Yakışıklı yalnız kalpleri arıyor. Yakışıklı yalnız kalpleri arıyor. Alo, ben yalnız kalpler. Yalnız kalpler konuşuyor. Seni dinliyorum yalnız kalpler. Evdekiler şimdi uyuyabildiler. Ancak çıkabildim dama. Nasılsın? İyi misin yakışıklı? İyiyim. Artık seni görmek istiyorum yalnız kalpler. Beni görünce sükutu hayale uğramıyorsun. Nereye uğramayayım? Sükutu hayale. Hiçbir yere uğramadan doğruca senin yanına geleceğim. Ya beni beğenmezsen? Ya sen beni beğenmezsen? Sanmıyorum. Sen kendine yakışıklı dediğine göre gerçekten yakışıklısındır. Sen de yalnız kalpler olduğuna göre yalnız, saf, iyi kalpli bir kızsın demektir. Beni şımartıyorsun. Nerede buluşuyoruz? Bilmiyorum ki. Sen söyle. Dolmabahçe'de. Saatin tam altında. Ama ben seni nasıl tanıyacağım? Şöyle kırmızı kravat, yakamda kırmızı karanfil, elimde bir demet sarı çiçek olacak. Ya sen? Bak, benim üzerimde kırmızı bir elbiseyle beyaz bir ceket olacak, tamam mı? Saat kaçta? 10:30 iyi mi? Yarın 10:30'da. Yalnız kalpler, iyi geceler. Sana da yakışıklı. İyi geceler. Ah! Arap sabunu. Eyvah. Siz? Evet, yakışıklı. Yalnız kalpler. Beraber olacağımız bu ilk günü düşündüm. İlk buluşmalarda neler söylenir hiç bilmiyorum. Ben de hiç bilmem. Senin de bir erkekle ilk buluşman mı? Hı hı. Aslında ben buraya gelirken ne güzel hazırlık yapmıştım. Çok güzel sözler bulmuştum. Ama sonra senin gözlerine bakınca hepsini unuttum. Hissettiklerini söyleyebilmek ne kadar zor değil mi? Tekrar buluşacak mıyız? Bilmiyorum. Peki buluşmak istemiyor musun? Hiç istemez olur muyum? İnan, gerçekten bilmiyorum. Aslında ilk defa bir adam, bir yakışıklı benim peşimden koştu. Bana çiçek vermek için. Şansa bak tersiz de seni çıkardı karşıma. Bu bir rastlantı olamaz. Kader gibi bir şey. Allah'a ısmarladık. Bu ne hal böyle? Sen... Aliye! Zamparalık. Zamparalık mı? Densizlik. Ne densizliği be? Evsizlik. Evlendik, başımızı sokacak bir ev bile yok.
Sahiden evlendiniz mi? O ne demek? İşte nikah sözlüğü mü? Yani evlilik tapu mu? Affedersiniz çocuklar. Tebrik ederim. İnsan bir haber verir be Selim abi. Tebrik ederim Ali'ye. Sağ olun efendim. Tebrikler yenge. Sağ olun. Bana uğra. Arkadaşların bir hediyesi olacak size. Yalnız evlilik bu arabada yürümez. Patron görse ikiniz de kovulurdunuz. Gazete arabasının öyle bir işe alet etmek, yarın erkenden işinizin başında olun. İnşallah en kısa zamanda bir ev bulursunuz. Hadi biz gidelim. Ne düşünüyorsun? Ne yapmam gerektiğini. Ne yapman gerek? Görürüz. İşte evimiz sevgilim. Ev bulana kadar burada kalacağız. Hiç umurumda değil. Seninle olduktan sonra bu çadırı saray gibi bir eve tercih ederim. Dikkat dikkat. Dikkat dikkat. İşgalciler dışarı çıkınız. Artık oyun bitti. Dikkat dikkat. İşgalci çift son kez ihtar ediyorum. Dışarı çıkıp daireyi terk ediniz. Biz işgalci değiliz. Sadece oturacak bir ev arayan yeni evli bir çifttir. Size hak veriyorum. Ama bu yaptığınız yasalara aykırıdır. Hemen binayı terk edin. Aksi halde zor kullanmak mecburiyetinde kalırız. Bir dakika. Zor kullanmaya kalkarsanız yakarım binayı. Bu duruma biz de düşmek istemezdik. Düşmemek için elimizden gelen gayreti gösterdik. Ama içinde oturulabilir bir ev için ayda 1000 mark istediler. İkimizin toplam maaşı 350 bin lira. Nasıl öderdik? Kümes gibi bir eve razı olduk. Araplar ayda 700 bin veriyor, Acemler günde 20 bin lira veriyor diye bilmediğimiz yabancıları bize rakip çıkardılar. Kendi ülkemizde, kendi paramızla biz yabancı olduk. Adam haklı ama elden ne gelir? Buradan hiçbir kuvvet bizi dışarı çıkaramaz. Ancak ölümüz çıkar buradan. Başımızı sokacak bir evimiz oluncaya kadar burada yaşayacağız. Kıpırdamayın. Hiç olmazsa bundan sonra evimiz olacak artık. Ne evi? Cezaevi.